Güzel Sayın Çelik, hoş geldiniz. Herkese merhaba, değerli ben konuğumuz. Sizin Çelik. İlaç Müdürü Helin Çelik bizimle. Uzman konumuna Helin Çelik'ten. Para ve yatırım uzmanı Helin Çelik konuğumuz. İlaç Müdürü Helin Çelik bizimle. Güzel Sayın Çelik, hoş geldiniz. Kripto paralarda Cuma günü Amerikan enflasyon verisinin açıklanmasıyla bir düşüş başlamıştı. Bu düşüş dün de devam etti. Bitcoin dün 23.500 dolara kadar geriledi. Hatta sabah saatlerinde bakıldığında 22.500 gibi bir seviyeye kadar inmişti Bitcoin. Bu Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye. Nitekim günlük düşüş %13'ü geçti. Bitcoin Kasım 2021'de zirvedeydi. Bugün itibariyle o günden bugüne kaybı %66. Ethereum da düşüyor. 1182 dolara kadar geriledi. Onun da günlük kaybı %16 oldu. Son düşüşlerle beraber Bitcoin bir haftada yatırımcısına %24, Ethereum'da %35 kaybettirmiş oldu. Peki niye böyle oldu ve bu işin yönü nereye doğru? Helin Çelik, kripto varlıklar konusunda uzman, bu konuda bize yardımcı olacak anlamımıza. Helin Hanım merhaba, teşekkürler katıldığınız için. Merhabalar Mirgün Bey, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi açıklamalar genellikle bu iş neden oldu sorusunun cevabı işte Fed ile açıklanıyor. Fed faiz artıracak ve yatırımcılar da daha güvenli limanlara çekilmeyi tercih ediyor. Yatırımlarını daha klasik güvenli denenmiş alanlara çekmeyi tercih ediyor deniyor. Bu mudur açıklaması? Evet, aslında budur diyebiliriz. Bir süredir zaten biz 69 binleri test ettikten sonra uzunca bir süredir biz Fed'in faiz artırımı sürecini takip ediyorduk. Neden? Çünkü agresif sıkılaşma politikası, piyasadaki likiditenin çekiliyor olması, dolar endeksinin güç kazanması, ki dolar endeksiyle kripto para birimleri ters işliyor, ters korelasyona sahip. Bütün bunlar strese sokuyordu kripto para birimlerini ve Nasdaq'la olan korelasyonu özellikle son bir yıl içerisinde inanılmaz derecede yükseldi Bitcoin bazında, Bitcoin ve Nasdaq korelasyonuna baktığımız zaman. Bu da riskli varlıklar statüsünde fiyatlanmasına neden oldu aslında kripto para birimlerinin ve yatırımcı riskli gördüğü alanda durmak istemiyor. Daha yani portföy erozyonuna uğramamak adına daha böyle güvenli liman olarak görebileceği Kanada geçmeye çalışıyor. Tahvil getirileri yükseldi, dolar endeksi yine yükseldi. Biraz daha ya dövizde kalmayı tercih ediyor. Bir kısım yatırımcı altın alışları yapıyor ki şu an altın da aslında Fed'in faiz artırımı sürecini bekliyor. O yüzden bu hafta ayrıca takip edilecek. Ama demem o ki bu Kanada biraz ağırlık verdi ve çok ciddi bir portföy çıkışı yaşandı. Biz 3 trilyon dolarlık piyasa büyüklüğü ve hacminden bahsediyorken dün 1 trilyon doların altına geriledi. Yani bu çok korkunç bir çıkış açıkçası. Peki şimdi bu trend bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Amerikan Merkez Bankası'nın uygulayacağı faiz artırımı ve para sıkılaştırma önlemleri. O zaman kripto paraların seyrinin de aşağıya doğru olacağını, değerlerini kaybetmeye devam edeceğini söyleyebilir miyiz? Aslında söyleyebiliriz. Özellikle şimdi bizim takip ettiğimiz 3 tane veri var. Bir tanesi tüketici güveni. Artık çünkü kripto para piyasası içerisinde işlem yapan yatırımcılar da küresel finansal piyasalarda işlemlerini gerçekleştiriyor ve ekonomik takvimi biz de o yüzden dikkatle takip ediyoruz. Tüketici güveni özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Yani tüketici güven kaybettikçe ne oluyor? Aslında biraz daha sarsılıyor ve enflasyon verisiyle bunu açıklayacak olursak enflasyon 40 yılın zirvesine tırmanmış oluyor. Enflasyon 40 yılın zirvesinde ilerlerken bu sefer Fed'in faiz artırım süreci resesyona rağmen masada duruyor ve daha agresif sıkılaşma politikasını öngörüyor. Dolayısıyla şu anki verilere göre 28 yılın en yüksek faiz artışı bekleniyor. Faiz artışının olması demek biraz önce açıkladığım sebepten dolayı riskli varlıklardan kaçışı tetikleyecek. Yani yarın özellikle 75 baz puanlık faiz artışı gelirse eğer, ki biz aslında birkaç ay önce totalde 175 baz puanlık faiz artışı öngörüyorduk. Ancak 50-50 yapıldı. Geriye bir tek 75 baz puanlık faiz artışı kalıyor. Enflasyonu zaten dizginlemek çok mümkün değil. Küresel bir
bir sıkıntı haline gelmeye başladı. Dolayısıyla kriptolarda da bu şekilde bir faiz artırımı döngüsünün devam ediyor olması ayrıca stresin süreceğini gösteriyor olabilir. Bir de kendi iç dinamiğindeki meseleler var. Yani evet, Fed'in faiz artırımı büyük bir açmaz yarattığı piyasada, ama kripto para platformlarında da yaşanan sıkıntılar yatırımcıda panik neden oldu. Yani biz mesela Ethereum'un 2.0 güncellemesi var. Ethereum yatırımcısı yaklaşık 7 yıldır bu süreci bekliyor. Bir türlü geçiş yapılamadı, ama kilitlenen Ethereum'lar var. Bir cüzdanlarda staking diyoruz. Total Ethereum'lar kilitleniyor ve arz kısıtı yaratılmış oluyor aslında piyasada. Piyasayı normal döngüde besleyebilecek bir durum. Birikim adresleri çoğalıyor. Son bir ayda %3,5 arttı. Ama birikim adresleri çoğalmasına ve kendi iç dinamiğinde yüklü alımlar yapılmasına rağmen piyasadan o kadar çok çıkış yaşanıyor ki Ethereum da ciddi derecede kan kaybediyor. Şimdi böyle bir sıkıntı yaşanınca Celsius vakası var. Hafta sonu bu üstüne geldi. Yüklü miktarlarda Ethereum satışları yaşandı. Dolayısıyla hem iç dinamikler hem dışarıda küresel finansal piyasaların fiyatladığı meseleler birleşince karşımıza daha vahim bir tablo çıkıyor açıkçası. O yüzden Bitcoin dolar paritesine 20 bin bandı dikkatle takip ediliyor ve Ethereum'da da 1000 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Yani bu iki seviyenin altına sarkması demek burada katlanarak büyüyen bir satış dalgasını yine beraberinde getirebilir. Peki bu eğilimin sona ermesi için muhtemel bir tarih var mı, ya da muhtemel bir olay var mı önümüzde beklediğimiz? Bu gidişat tersine döner diyebileceğimiz bir nokta var mı? Gidişatın tersine dönebileceği nokta biraz daha enflasyonun dizginlendiği an başlayacaktır açıkçası. Normal seyre döndüğümüz an, bu faiz artırım süreçleri geçtiği vakit, o zaman biraz daha sakinleşen piyasada risk iştahının artmasıyla birlikte biraz daha kriptolarda toparlanma sürecini görebiliriz. Ama şu anki koşulda konuşacak olursak risk iştahı kapalı. Zaten çok düşüktü yatırımcının risk iştahı. Korku kanadındaki fiyatlama hakimdi. Yani yatırımcı yani çok böyle volatilitesi yüksek bir enstrümana girip alış satış yapmak istemiyordu. O yüzden risk iştahının açıldığı bir vakitte kripto para piyasasının döngüsü de değişebilir, ama dediğimiz gibi koşullarda iyileşme yaşanmadığı müddetçe gelen yukarı yönlü alımlar da tepki alımları olarak kalacaktır. Yani biz hem düşüş trendini takip etmeliyiz bu noktada, özellikle günlük grafikte çalışmalıyız. Yani kısa süreli, kısa vadeli trend döngüsünü çizip burayı kırdı dememeliyiz. Ana trendimiz şu an aşağı yönlü ne yazık ki. Bu ana trend kırılmadığı müddetçe zaten trend bölgesine doğru alımlar gelecektir ve tekrar piyasa kendi fiyatlamasını gerçekleştirecektir. Peki bu son gelişmeler kripto paraların da artık diğer yatırım alanlarından ve klasik yerleşmiş diğer yatırım araçlarından bağımsız olmadığının teslimi, kabulü anlamına gelecek mi? Çünkü hani kripto ilk ortaya çıkarken merkeziyetsiz olma, alternatif olma iddiası vardı, ama görüyoruz ki Fed'in faiz artışından da, borsadan da, altından da etkileniyor. Artık bu daha sıradan bir, hatta daha riskli bir yatırım aracı olarak diğerlerinin yanında mı yer alacak? Aslında tabii ilk çıktığı zaman merkezi otoritenin olmaması, dağıtık yapıya sahip olması, herhangi bir siyasi ekonomik döngüden etkilenmiyor olması biraz daha ön plana çıkartıyordu kriptoları. Şu an itibariyle tabana yayılan bir durum söz konusu olduğu için kriptolarda işlem yapan diğer piyasalarda da işlem yapıyor. Dolayısıyla takip ediyor ve fonunu hareket ettiriyor. Kriptodan çıkıyor, endekslere giriyor, oradan çıkıyor, dolara yöneliyor ya da tahvil getirileri yükseliyor, tahvile yöneliyor. O yüzden bu dalgalanmaya kripto para birimleri de katılmış oldu. Kendi içerisinde volatilitenin bu kadar yüksek olması da likiditenin çok az olmasından geliyor. Yani çok bebek bir piyasadan bahsediyoruz aslında. Hacmi çok büyük değil. Yani diğer enstrümanlarla karşılaştıracak olursa. Zaman içerisinde belki buradaki hacim artarsa, piyasa büyüklüğü artarsa, o zaman oynaklığın biraz azalmasını
olmasını bekleyebiliriz ama döngü olarak sizin dediğinize yine geliyoruz. Tabii ekonomik takvimi takip eden yatırımcı da buraya girecek. Yani fon büyüdükçe aslında yatırımcı sayısı da büyümüş olacak ve işin içine muhtemelen şimdi biz Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. İşin içine devletler de girmeye başlayacak. Belki de Bitcoin rezerv yapacak. Orta Afrika Cumhuriyeti buna bir örnektir mesela. El Salvador yine buna diğer bir örnek ki bu düşüşten de çok fazla etkilendi bu arada El Salvador. 1200'den fazla Bitcoin var elinde ve 50 milyon dolarlık zarar yazmış durumda şu an. Ama düştükçe alımlar yapılacaktır. Daha ucuz Bitcoin mal etmek için belki ülke bazında madencilik teşvik edilecektir. Lisanslı madenciler yetiştirilecektir. İstihdam yaratmak için, daha fazla vergi almak için topraklar üstünde belki de tesisler kurulacak ve bir ülke kendi rezervini kendi kurduğu madencilik tesisinden sağlayacak olabilir. Bu böyle büyüyen bir dalga halinde önümüzdeki süreçte muhtemelen test edilecek. Hem ülkeler işin içine girdiğinde hem de uluslararası kuruluşlar belki de ödemelerini kripto para üzerinden almaya başlayınca o zaman yine biz daha farklı bir manzara görmüş olacağız. Yani tabana yayıldıkça bizim artık kripto paralarda ekonomik takvimi takip etmeden ya da küresel finansal koşulları takip etmeden yatırım yapmamız imkansız gözüküyor. Evet. Çok teşekkür ederim Helin Çelik. Çok sağ olun. Çok açıklayıcı oldu. Ben teşekkür ederim Mirgün Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere.